Arkadaşlar merhaba, ben Çakır Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiilde çatı konusunu işliyoruz. Fiilde çatı denildiği zaman öznesine göre ve nesnesine göre olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlarım. Öznesine göre derse etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Nesnesine göre derse geçişli, geçişsiz, olgan ve etirgen olarak ayrılıyor. Öznesine göre çatı denildiğinde etken ve edilgen ilk olarak bu ikiliye bakmalısınız. Etken çatı dediği zaman yüklemdeki işi yapan belli ise biz buna etken diyoruz arkadaşlar. Ve bizim etken çatılarımızın içerisinde gerçek özne vardır. Gizli özneler de genelde gerçek özne olarak kullanılır arkadaşlarım. Öğrenciler dersi dinledi. Kim dinledi? Öğrenciler. Bakın işi yapan belli. O zaman bu etkendir. Kuşlar şarkı söyledi. Söyleyen ne? Kuşlar. İşi yapan belli. O zaman etken çatı. Arılar buraya doğru uçtu. Uçan ne? Arılar. O zaman etken çatı arkadaşlarım. Eğer edilgen denirse o zaman yüklemdeki işi kimin yaptığı bilinmez. Cümlede buna yönelik bir cevap yoktur arkadaşlarım. Mesela sorularımız çözüldü. Kim tarafından çözüldüğüne dair herhangi bir bilgi yoktur. Ama çözülen ne? Sorularımız. İşte bu öznelere biz sözde özne diyoruz arkadaşlar. Soru da bazen size diyecek ki aşağıdakilerin hangisinde sözde özne vardır? Aslında bu hangisi edilgen çatıdır demenin başka bir yoludur. Ve edilgen çatının yükleminde mutlaka L ya da N eklerinden biri olmak zorunda. Bakın sorularımız çözüldü. Burada L ekini kullanmış, işi yapan belli değil. Veliler arandı. Kim tarafından arandı kardeşim? Cevap yok. O zaman yüklemdeki işi yapan belli değilse bu bir edilgen çatıdır diyeceksiniz. Hemen bir örnekte pekiştirelim. Hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir diyor. Baba yiğit insanları yenen değil öfkesini yenendir. Burası zaten dikkat edin yenilmek diye bir şey olmadığı için yüklemi isim ya da isim soylu ise çatı aranmaz. Bunun yüklemi fiilimsi olduğu için fiilimsilerde isimdir. İsim soylu cümlelerde çatı aranmaz. Demek ki soruda size aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz denirse gidip yüklemi isim olanı bulacaksınız değerli öğrencilerim. Baba çocuğunu sıkı bir terbiye altında yetiştirir. Kim yetiştirir? Baba. İşi yapan belli. O zaman bu bir etken ifadedir. İngiliz süvarilerini kovalarken ayağından vurulmuştu. Kim tarafından vuruldu? Vurma işini yapan kim? Belli mi? Değil. O zaman bu bir edilgen çatıdır. Cevap Ceyhan oldu. Bir zamanlar krallardan taç aldık biz bu topraklarda. Aldık. Kim? Biz. Alma işini yapan belli. Bu yüklemdeki işi yapan belliyse etkendir. Gölgesinde koyunlar otlayan badem ağaçlarının altından geçtiler. Kim? Onlar. Gizli özne. İşi yapan yine belli mi? Gizli öznelerde gerçek öznedir. Zaten dikkat edin. Burada arkadaşlar LN eklerinden biri kullanılmamış. Buradaki larler eki, şahıs eki birlikte alınır. Burada L ya da N eklerinden biri yok. Bakın vurmak, vurulmak. Burada L eki var ve yüklemdeki işi kimin yaptığı belli değil arkadaşlarım. Dönüşlüye geliyorum. Bu kez yüklemdeki işi hem yapıp hem de etkilenen aynı kişi olmalı arkadaşlarım. Yüklemdeki işi yapacak, yaptığı işten de yine kendisi etkilenecek. Komşum sözlerime alındı. Alınan kim? Komşum. Alınıp üzülen kim? Yine komşum. Hem yaptı hem etkilendi bakın değerli arkadaşlarım. İşteş çatıda ise
Bir işi birlikte veya karşılıklı yapma anlamı vardır. Sorularda size diyecek ki aşağıdakilerin hangisinde işleş çatı farklı bir anlamda kullanılmıştır? O zaman karşılıklı mı, birlikte mi diye bakacaksınız. Mesajlaşmak karşılıklı, tartışmak karşılıklı, yazışmak karşılıklı, kaçışmak, gülüşmek bunlar da birlikte yapılan şeylerdir arkadaşlarım. Ve bunların hepsi en az iki kişiyle yapıldığı için işleş çatı ekidir değerli öğrencilerim. Öznesine göre çatılar ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır diyor. Misafirler kapıda karşılandı. Kardeşim kim tarafından karşılandı belli mi? Değil. O zaman bu edilgen çatı diyeceksiniz. Devam ediyorum. Onunla yalnızlar rıhtımında görüştük. Görmek görüşmek karşılıklı yapıldı. İşteş çatı iki. Adam haberi duyunca bayıldı. Bayılan kim? Adam. Bayılıp bu işten etkilenen kim? Yine adam. Yaptığı iş kendine geri dönüyor. Başkası değil, kendisi etkilendi. O zaman bu dönüşlü oldu arkadaşlarım. Öğrenciler ders boyunca gülüştü. Gülüşmek birlikte yapıldığı için işteş çatı iki. Durumu haber vermek için mektup yazıldı. Kim tarafından yazıldığı belli değil. O zaman bu bir edilgen çatıdır. Dolayısıyla A ve E edilgen, B ve D işleş, C ise dönüşlü olduğu için dışarıda kalmış oldu değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Nesnesine göre fiiller ya da çatılar. Geçişli geçişsiz. Arkadaşlar kısa yolu şu. Bir fiilin önüne onu getirdiğimizde olursa geçişli. Onu getirdik olmadı geçişsiz. Bu kısa yolu. Uzun yolu ise cümlenin içinde öge olarak nesne varsa geçişli, nesne yoksa geçişsiz olur. Tabi bazı fiiller geçişli olduğu halde nesne alamayabilir ama bunu soru kökünde sizden isterler arkadaşlar. Mesela kardeşim oyuncağımı kırdı. Kırdı yüktem. Kim kırdı kardeşim? Neyi? Oyuncağımı. Bakın nesne var. Neyi? Kimi? Ne soruları? Nesneyi bulduruyordu bize. Şimdi isterseniz kısa yoldan şunu yapıyorsunuz hemen. Onu kırdı oldu mu? Evet, işte bu geçişti. 2 saat uyudum. Uyudum yüklem. Kim ben? Ne kadar? 2 saat zarf cümlece. Cümlenin ögesi olarak nesne var mı? Yok. İstersen kısa yoldan şunu yap. Onu uyudum dediğinde oldu mu? Hayır. İşte bu da geçişsiz fiil olmuş olur. Değerli öğrencilerim. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir? Yani onu getirince olmasın diyor. Ya da nesne almayan hangisidir diyor. İkisi de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlarım. Sessizce alıyorlar seni benden habersiz. Alıyorlar. Bakın burada onu alıyorlar dediğin zaman onu alıyor. O zaman oldu bu geçişti. İsterseniz kimi? Seni. Cümlenin ögesi olarak nesneyi buldum. Bak bu da sağlamasıdır. Onu getirdim olduğu içinde de nesne de var. Bu da sağlamlaştırdım. Kesinlikle geçişli diyoruz artık. Gecenin geç saatinde işimden dönüyorum. Onu dönüyorum diye bir şey olur mu arkadaşlar? Onu dönüyorum. Hayır. O zaman cevabımız Bursa çıktı. Dikkat edin gördüm. Zifir sarısı dükkan vitrinlerinde. Onu gördüm oldu. Kitaplardaki tüm örnekleri çözdüm. Onu çözdüm oldu. Bir devrin neşesini taşıyor gözlerin. Onu taşıyor oldu. Onu getirdiğimizde olursa geçişli. Onu getirdiğimizde olmazsa geçişsiz. Uzun yolu ise nesne alırsa geçişli. Nesne almazsa geçişsiz diyoruz değerli arkadaşlarım. Geldik burada oldurgan çatı ve ettirgen çatı meselesine. Oldurgan çatı diyor ki geçişsiz bir fiile yani başta onu getirdiğimizde olmayan bir fiile re, te, tır eki getirip geçişli yaparsanız olmayanı oldurduğu için bu ismi verdik. Oldurgan çatı diyoruz biz ona artık. Bakın onu uyu olmuyordu ama onu uyut şimdi oldu. İşte geçişsizi geçişli yaptım. Olmayanı oldurdum. Onu kaç olmadı. Onu kaçır oldu. Onu öl.
Oluyor mu? Hayır. Ama onu öldür, oluyor. Olmayanı oldurdu. Geçişsizi geçişli yapmanın ismidir oldurgan çatı arkadaşlar. Ettirgen çatı ise geçişliği yine geçişli yapmaktır. Ve bu kez derecesini artırıyorsunuz. Geçişlilik derecesini artırma ya da işi başkasına yaptırma anlamı var arkadaşlarım. Mesela onu yaz da oluyor, onu yazdır da oluyor. Bakın iki durumda da oldu. Oysa oldurganda başta olmuyor, sonra oluyordu. Ettirgen de iki durumda da oldu arkadaşlarım. Buna biz ettirgenlik diyoruz ve geçişlilik derecesini artırdık. Aynı zamanda yaz dersem sen yapıyorsun bu işi. Yazdır dersem başkasına yaptırma anlamı var. Bazen sorularda diyecek ki aşağıdakilerin hangisinde başkasına yaptırma anlamı vardır? Ettirgen çatının soru kalıbıdır arkadaşlarım. Onu boya da oluyor, onu boyat da oldu. O zaman bu yine bizim ettirgen dediğimiz bir çatı olmuş olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde re, ar, er, te, tır, eki farklı görevde kullanılmıştır? Oldurgan ettirgen diye bak diyor soru bana. Şimdi bakıyorum onu çiz oldu, onu çizdir bu da oldu. O zaman iki durumda olduğu için bu ettirgen arkadaşlarım. Listesini çıkardı diyor. Onu çık. Bakın onu çık diye bir şey olmuyor. Ama onu çıkar diye bir şey oldu. Olmayanı oldurdu. O zaman bu oldurgan çatıdır arkadaşlarım. Onu dinle. Onu dinlet. İki durumda da oldu. O zaman bu ettirgen. Zaten cevabım bursa olarak ortaya çıktı mı oldurgan olduğu için. Evet. Onu sev. Onu sevdir. Yine İki durumda da oldu ettirgen. Onu iç, onu içir. İki durumda oldu. Yine arkadaşlarım ettirgen çatı örneğidir. Böylelikle fiilde çatı konumuzun da sonuna geldik. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.